Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, keyfiniz yerindedir. Artık karantinada 40'ları gördük, yani 40. günü geçtik. Her gün bir öncekinin aynısı gibi geliyor bana ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde böyle devam edip morali yüksek tutmak lazım. Ben evi gördüğünüz gibi böyle şurada mesela kendime bir spor alanı yaptım. Ondan sonra şurada camın önünde meditasyon alanı yaptım. Biraz dağınık şu an, kusura bakmayın. Onun dışında da zaten sürekli ve sürekli mutfaktayım, farklı farklı tarifler yapıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kamera yamuk mu duruyor? Şimdi bugün ne yapacağız? Geçen gün Yufkacı'da güllaç buldum. Hemen aldım güllaçı. Kanalımda iki tane güllaç tarifi mevcut. Bir tanesi klasik, bir tanesi çilekli. Bugün güllaçtan börek yapacağım. Yani güllaçı böyle tuzlu olarak tüketebileceğiniz bir halde sizlerle paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor. Zaten hani güllaç da bir nevi yufka olduğu için çok çok güzel oluyor. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Ya da mesela bir büyük paket aldığınız zaman işte yarısını börek yapmakta, yarısını tatlı yapmakta kullanabilirsiniz. Hadi mutfağa. Hayatımın son 40 gününde en çok vakit geçirdiğim yerdeyim. Evimin mutfağındayım. Şimdi ilk önce soğanı kıvırarak işe başlayacağız. Soğanı, bir tane soğan kullanıyorum. Hani iki soğandan da olur. Soğanı piyazlık doğradım. Biraz karamelize edeceğim. Karamelize edince daha lezzetli oluyor. Önümdeki tavaya da zeytinyağını aldım. Isınsın. Tatlı kaşığımı da alayım. Isınsın. Soğanı karamelize ederek başlayacağım. Başka içine ne katıyorum? Dolmalık fıstık. Hani beni takip ediyorsanız biliyorsunuz böyle kıymalı yumurta bile olsa hani kıyma ile soğanı kavururken biraz dolmalık fıstık evde varsa ekliyorum. Evde yoksa ceviz de çok yakışır. Tamamen çıkarabilirsiniz. Ama o kıtırtı güzel oluyor. Sarımsak ekleyeceğim. Ya bugünlerde şey gibi geliyor. Böyle küçük şeylerden ne kadar mutlu olmayı öğrendik değil mi? Mesela ben markette sarımsak bulunca geçen gün dünyanın en mutlu insanı oldum bir yandan. Bir de böyle iri iri dişleri vardı. İki diş sarımsak. Bir de onu ekleyeceğim. Bir de tabii ki de kıyma. 250 gram kadar kıyma kullanıyorum. O da önümde. Tavan ısındı mı? Yani ısındı gibi. Ekliyorum. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Şimdi bunu aceleye getirmiyorum. Yani karamelize edeceğim derken böyle işte hamburgerde kullanacağımız gibi koyu kahverengi bir renge getirmeyeceğim. Ama biraz daha lezzeti ön plana çıksın istiyorum. Zaten bu tavada pişecek. Ondan sonra fırında da pişecek. Hani soğan biraz kendini tutsun. Çok da kaybolmasın diye piyazlık dilimlerim. Karamelize olsun, devam edeceğiz. Şimdi bakın biraz böyle rengi döndü. Biraz kendini bıraktı soğan. Hafif yumuşadı. Altını kıstım. Orta ateşe aldım. İçine 2 diş sarımsak ve de 1 paket dolmalık fıstık ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Kavurmaya devam ediyorum. Bir 3-4 dakikada böyle kavuracağım. Gayet güzel gözüküyor. Dolmalık fıstığın rengi döndü. Şimdi artık kıymayı ekliyorum. Ve de şöyle salça kaşıkla eze eze kıymayı da güzelce kavuruyorum. Şimdi tuz. Biraz paprika, toz kırmızı biber, biraz kimyon, biraz daha azıcık karabiber, ben limonlusu var bende, limonlusunu koyuyorum. Bu böreğe çok yakışan yeni bahar, 2 top yeni baharı dövmüştüm, eğer toz halinde varsa yarım çay kaşığı kadar yeterli. Şimdi mis gibi kokuyor. Baharatlar hem lezzet katıyor hem de yemekleri baharatlı yaptığınız zaman sindirmeniz çok daha kolay oluyor. Ondan baharattan kaçmayın, korkmayın. Altını kapatıyorum. Burası hazır. Birazcık da tarçın ekleyeceğim, unuttum. Çok az, çok hissedilmeyecek. Ama lezzete katkısı büyük olacak. Hadi biraz da zerdeçal ekleyelim. Baharat koymaya başladı mı kendimi durduramayanlar buradaysa aşağıya yorum yazsın. Of, mis gibi koktu gerçekten. Şimdi bunun üzerine yumurta kırın yiyeyim, müthiş. Şimdi fırını açtım, 180 derecede onu önce ısıtıyorum. Güllaç yapraklarını ıslatmak için bir sosa ihtiyacımız var. Onun için de ne yaptım? Şu kasenin içinde 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını ayırdım. Bunu en son üzerine sürmek için kullanacağız.
2 tane yumurta, bir tanesinin sarısı ayrılmış, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım bardak kadar süt, böyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koydum. İçine biraz da tuz ilave ediyorum şimdi. Şöyle. Ki hani güllaç yaprakları da lezzetlensin. Şimdi burayı güzelce karışana kadar çeviriyorum. Bu böreğimizin sosu olacak. Şimdi önüme şöyle bir fırın kabı aldım. Bunda pişireceğim böreği. Bu arada bir şeyi fark ettim. Yani normalde mesela eve bir şey alıyorum, ondan sonra diyorum ki ay bu çok güzelmiş ya, ben bunu çekimlerde kullanıyorum deyip ofise götürüyorum. Buradaki mutfağım küçük olduğu için yani şeylerde bayağı zorlanıyorum. Hani ne de pişirsem ne de servis yapsam falan, her şeyim ofiste. Şimdi içine biraz zeytinyağı koydum ki şeyin altı, böreğin altı güzelce çıtırdasın diye. Bir de daha sonra kesmek, servis etmesi kolay olsun diye. Şöyle fırçayla beraber altına, kenarına, hani her yere, gördüğüm her yere güzelce sürüyorum. Güllaçı da önüme aldım. Fırça ihtiyacım var, onu kenara koyayım. Şimdi bir tane yaprak alıyorum. Bu arada normal güllaçın tam bir hastasıyım. Yani gül çok sevdiğim için. Şimdi bunu böyle bütün bir halde fırın tepsinize sığıyorsa öyle yapabilirsiniz. Ama benim gibi tepsiniz daha ufaksa şöyle elinizle parçalara bölüp ondan sonra fırın tepsisinin altına koyuyorum. İsterseniz sosa batırıp da koyabilirsiniz. Ben şey yapmayı tercih ediyorum. Böyle hepsini koyuyorum altına. Bir sıra olacak halinde. Mesela bir yaprağı, bir yarısını kullandığım gibi şu kaldı. Ondan sonra üzerine sostan ama bol bol, bolca döküyorum. Şöyle fırçayla, hatta biraz döküyorum. Ondan sonra fırçayla beraber güzelce yayıyorum. Bir üç kat böyle yapacağım güllaç. Şimdi ilk kat bittikten sonra gene tekrar şimdi 4 kat yaptım altını. Toplam 2,5 güllaç yaprağı kullandım. 2,5 da üstüne kullanacağım. Yani toplam 5 yaprakta işimizi tamamlamış olacağız. Üzerine nefis kokuyor. Kıymalı harç. Şöyle tavada biriken yağ da alın. Eşit bir şekilde yayıyorum. Biraz bastıra bastıra. Şimdi son katı da koydum. Artık kalan bütün sosu döktüm. Her bir tarafına gelecek şekilde. Özellikle kenarlar burada önemli. Kenarların iyice ıslandığından emin olalım. Sürüyorum. Bu benim pratik börek tarifim vardı. Dünyanın en kolay böreği adında. Biraz o mantık bir börek. Onu da bu arada denemediyseniz şu günlerde hazır börek çok yapılıyorken deneyin derim. İnanılmaz kolay. Şurada yumurta sarım vardı. Biraz da zeytinyağı koyacağım buna. Hem kıvamını açacağım hem de üzeri daha iyi kızaracak. İsterseniz eritilmiş tereyağı da olur, müthiş olur. Bunu da sürüyorum. Şimdi susam. Biraz da çörek otu. Ve de bu kadar. Şimdi bunu hemen fırına atmayacağım. Bir 10 dakika böyle oda sıcaklığında bekleteceğim ki fırın
pişirirken aynı zamanda kurutacak da biliyorsunuz. Güllaç yaprakları biraz böyle bu sosta beklesin, bir 10 dakika yumuşasın, kendini bıraksın, ondan sonra fırına vereceğim. 10 dakika bekleyecek, sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Alt üst olarak çalıştırıyorum. Yaklaşık böyle 30-35 dakika kadar pişecek. Sonra nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Ve börek hazır. O kadar güzel pişti ki nefis gözüküyor. Şimdi alacağım fırından, bir 10 dakikada dinlendireceğim. Ondan sonra servise hazır. Toplam 25 dakika kadar pişti. Yani 30 dakikayı bulmadı bile ama hakikaten harika gözüküyor. Üstü çıtır çıtır oldu. Yani 5 güllaç yaparken 5 yufkasını ayırın. O 5 yufkayla da börek yapın. İşte bu kadar. Yani bana sorarsanız eve böyle o koca güllaç paketini almışken bir kısmını tatlıya, 5 yaprağını bu böreğe ayırmak son derece mantıklı. Böylece iki farklı yemek çıkartabilirsiniz. 5 güllaç yaprağından da yani neredeyse böyle böreğe bakıyorum bir yandan. Neredeyse böyle 8 kişilik de börek çıkmış oldu. İster iftarda ister sahurda tüketin. Yani yaptıktan sonra ve tattıktan sonra şey diyeceksiniz. Keşke her zaman için güllaç bulabilsek de böreği güllaç yufkasından yapsak diyebileceksiniz. Çıtır çıtır nefis oluyor. Ama içi de yumuşak olacak çünkü neden? Güzelce sosladık. O adım çok önemli. Başka ne yapsak? İsteklerinizi bana mutlaka yazın. Kanalıma hala abone değilseniz birbirinden farklı neredeyse 1000 ve galiba 1000 video için abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.